Ailecek biz bu işi yapıyoruz. Eşimle ben bu konuda çalışmalarımız var. Bunu sade de astığımız oluyor, süsleyip astığımız da oluyor. Genelde süsleyerek asıyoruz. Hem doğada güzel bir görüntü vermesi açısından böyle yapıyoruz. Dediğim gibi kullanamadığımız, yani kullanamadığımız derken küçük ebattaki kabaklarımızı genelde bu şekilde değerlendiriyoruz. 5-6 senedir su kabağı dekoratif olarak işliyoruz. Su kabağından lamba, avize, lambeder, şekerlik, saksı, vazo, sepet gibi şeyler, çok çeşitli şeyler yapıyoruz. Bunun yanı sırasında lamba olamayacak olan küçük kabaklarımızı da kuş yuvası olarak yapıyoruz. Yaklaşık yüzlerce bugüne kadar kuş yuvasını yapıp dağlardaki ücra köşelerdeki özellikle ağaçlara asarak içlerini yemle doldurup kuşları soğuktan korunmasını sağlıyoruz. Her sene de astığımız kuş yuvalarına yem doldurmaya devam ediyoruz. Gördüklerimiz bizi gerçekten mutlu ediyor. Bazen kuş yumurtalarını içerisinde bulabiliyoruz. Bazen yumurtadan yeni çıkmış kuş yuvalarını görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Çünkü kuşlar da bir canlı, özellikle kış mevsimlerinde yem bulmakta zorluk çeken kuşlarımız var. Özellikle serçeler bunlara gayet güzel yuva yapıyorlar. Biz de elimizdeki imkanlar ölçüsünde böyle bir sosyal hizmeti kendimize şiar edindik. Tabii bunu bilen, yakından takip eden hemşehrilerimiz de az çok bizlere destek veriyorlar ve kuşların sıcacık yuvada kışı geçirmelerini sağlamamıza katkıda bulunuyorlar. Gerçekten bu güzel bir duygu. Anlatılamaz yani. Doğal bir su kabağı, doğal bir malzeme olduğu için kuşlar yadırgamadan yuva yapabiliyor. Zaten Avrupa'nın birçok yerinde bunlar kullanılmakta ama ülkemizde yaygın değil. Bizler de kendi üzerimize düşen sorumluluk neticesinde kuşlara böyle bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Gittiğimiz kursta kabak yapmayı öğrendik. Eşimden öğrendim. Her sene 70 tane neredeyse asıyoruz. Böyle yaptığımız kabakları beraber takıyoruz. Hayvanlara destek olmak için yem bırakıyoruz. Doğaya olan saygımızı yerine getirmeye çalışıyoruz.